Aşkım, ne yapıyorsun burada tek başına? Ya Güney, sana kaç kere söyleyeceğim ya? İnsanların içinde beni böyle öpme. Allah Allah, niye öpmeyeyim ya? Sevgilim değil misin? Utanıyorum. Utanıyorsun. Ben yardımcı olayım, elin yanmasın. Teşekkür ederim. Sişen, sen gel öyle otur. Hiç tek başına olur musun? Arkadaş bir rahat vermiyor ki. Bana bak, eğer bu sefer de kavga ederseniz yemin ederim ki giderim. Ya benim hiçbir problemim yok ki Güney'le. Benim de hiçbir problemim yok onunla. Tabii canım, hepimiz arkadaşız değil mi? Yani. Kader, bunlar buradayken soralım mı? Neyi? Senin şu mevzuyu. Sor. Bir şey soracağım size. Bir insan sevgilisinden nasıl ayrılır? Yani onu kırmadan, üzmeden. Ha? Kader Mert'ten ayrılmak istiyor da. Gerçekten mi ya? Tamam, seni sevmiyorum desin, olsun bitsin. Lan öküz, üzmeden diyoruz, kırmadan. O zaman derslerim yoğun, haftaya sınavlarım var. İşte aşka zamanım yok gibisinden, olmaz mı? O ne saçma bahane lan, inanır mı çocuk buna? Şey kanka, sen bir sürü kızdan ayrıldın, yani birkaç tüyo versen. Ya sen ne dingil adamsın, şimdi söylenecek laf mı bu burada? Aşkım, kusuruna bakma sen bunun. Yok Güney, ben öyle geçmişe takılmam zaten. Eğer biliyorsan söyle de kader de öğrensin. Emin misin? Eminim tabii. İyi, sen bilirsin. O zaman öncelikle şunu söyleyeyim, bu işler öyle kırmadan, gücendirmeden olmaz. Ama öyle uzatmanın bir alemi de yok. Mesela ben bir keresinde bir kızdan mesajla ayrılmıştım. Telefon mesajıyla. Yok, güvercinle. Tabii ki telefon mesajıyla. Şş, Duygu'yu hatırlıyorsun değil mi? Bayağı kıza mesaj attım, bitti diye. O da cevap attı, öküz diye. ne yapacaktım abi? Kırılmasın diye uzattıkça uzatıyorsun, pohpohladıkça pohpohluyorsun. En temiz uzatmadan kestirme yani. Haydi. Bu kadar da rahat bir insanım diyorsun yani. Ya yok, rahatlıktan değil de sen şimdi niye öyle kötü kötü bakıyorsun ki? Hayır. Songül,